5D sınıfının küçük ve güzel kızlarıyla bir deneyimiz var şimdi. Tabii deneyimiz güzel bir deney. Ne? Dinamometre modeli yapma deneyimiz. Şu küçücük kızlarımız ne yapmışlar? Deneyler yapmışlar. Bakalım bakalım. Şuradan Zeynep Hanım'dan başlayalım. Zeynep Hanım ne yaptınız? Hocam ben burada... Büyük bir ayakkabı kutusuna benziyor. Evet hocam. Aldın. Evet. Ona bir rulo galiba koydun. Çizgi çektin. Peki kaça geldiğini yazdın mı? Buraya numaralandırma yaptın mı? Onu yapmamışsın. Keşke burada mesela 1, 2, 3, 4, 5 ya da 5, 10, 15 gibi olsaydı. Yani şöyle, iyi ki tuttum ha. Düştük, ip koptu. Yükselip alçaldığını görebilirdik ve yay ile bir dinamometre yapmış Zeynep bize. Evet, alabilirsin elimden kız. Geçiyoruz. Şuraya bir şırınga var galiba. Evet, gösterelim canım benim. Nasıl çalışıyor? Olabilir. Şu şekilde alttan bir çek bakalım yavaşça. Ha. Evet. Şu sayılar ölçeği oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde ölçüyor. Bunu da bir yere asıyorsun. Buradan bir şey asıyorsun. Öyle mi? Hayır. Böyle duruyorsa yanlış olur. Böyle duracak. Böyle duruyorsa doğrudur. Çünkü bak sayılar aşağı doğru artıyor böylelikle. Evet, tamam, teşekkür ederiz. Evet, geldik şuraya. Evet. Aşağı doğru iniyor. Evet. Yaylı bir sistem. Su şişesi kullandın. Gayet güzel bence. Evet, şuraya gel. Şuraya geç diyor. Evet, işaret ediyor bana. Geçtik oraya. Evet. As bakalım bir şey ne olacak? Evet, kaçı gösterdi? Bir. Biri gösterdi. Daha ağır olsa daha da uzayacak, değil mi? Evet. Sen atlayayım mı? Çalışıyor mu şu an? Evet, çalışıyor. Tamam. Göstereyim mi? Evet, göster tabii ki. Bakalım ne çıkaracak çantadan. Hayır, bir şey Ha, kalemliği asacakmış sadece. Evet. Buradan tutunca yine... Kaldır bakalım kaç oldu? Seninki de bir oldu ya. Ne kadar dur, sıkı tut, sıkı tut. Lastik sert olduğu için zor geldi ama ne oldu? Kağıt koptu. Evet ve lastik elini acıttı. Şu an çok duygulandım. Çekimi bırakıp ağlamak istiyorum. Ama ağlamayacağım. Evet, geldik şuraya. Evet. Gösteriyor. Şu kalem kutumu astım. Evet, sayılar ters oldu ama değil mi? Sayılar ters oldu ama yay çalışıyor. Hareketini görebiliyoruz, değil mi? Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, şuraya geldik. Manuel bir sistem var elimizde. Evet. Evrol, çok bekleyeceğiz mi? Koca defteri asıyor kız yırtılsın diye. Evet. 9'a Ha, geldi. 9'a geldi. Tamam. Yani elden ölçüyorsun sen. Manuel bir sistem. Değil mi? Peki, teşekkür ediyoruz cancağızım. Hocam ben de kalem kutumu astım. Ben de arkadaşlarımız gibi yaptım. Şöyle geriden alayım bir dakika. Şöyle ha. Evet. Hocam kalem kutumu az olsun diye içinde 1 milyon tane şey doldum. Saysana 1 milyon tane var mı? Merak ettim. Hocam bir sürü boya kalemi Ha, var. tamam, bir sürü olur. 3'e gelmiş. 3'e geldi. Değil mi? Evet. Çalışıyor. Gayet güzel. Yani ne diyelim? 10 numara. Evet, gayet iyi. Şuraya gelelim. Şu. Lütfen bu para seslerini çıkarmayalım. Öyle Evet. taktım hocam. Biri gösteriyor. Evet. O ne elindeki? Öyle isim hocam. görelim kız. Niye göstermiyorum? Ayıp bir şey mi? Kurşun. Evet. Değil mi? Balık şeklinde kurşun. Teşekkür ediyoruz sana da canım benim. Hocam ben Evet. de diğer arkadaşlarımın yaptığı gibi buraya ağırlığı asıyorsun hocam. Buradan ölçme bilmem. Evet, aynı sistem. Teşekkür ediyoruz. Evet. Havva değişik bir şey yapmış sanki. Evet. He. Peki içini boşalt bakalım bir görelim ne olacak. Evet. Bir de şimdi bakalım bakalım ne olacak. Şimdi ne oldu? Daha yukarıda kaldı, değil mi? Evet, demek ki sistemin çalışıyor. Teşekkür ederiz. Evet.
Evi de farklı yapmış biraz. Daha doğrusu şişeyi kullanmamış da iki tane pet bardağı değil mi? Evet. Ne yaptın o pet bardaklarını? Hayır, nasıl yaptığını söyle kız. İki tane pet bardağı tersini yapıştırdım. Evet. Tabanlarını? Tabanlarını yapıştırdım. Kestin? Kestim. Ve beşer sayıyla, beşer beşer sayılar koydum. Evet. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ya şu bilyeler var ya, canımı yediler benim. Habire düşüyorlar. Şu an 30'a, 35'e geliyor. Tamam, hadi bir kalemle çıkar bakalım, görelim kaça gelecek. Kaça geldi? 25'e. Ha, tamam, peki. Çalışıyormuş. Evet, değişik bir dinamometre daha. Evet. Tabii ayakta durursa. Hocam ayakta durmuyor. Ayakta durmuyor. Makası taktığımda şuradaki boyutu. Ha, kaça geldi? Tamam ki. Kör oldum, göremiyorum. Hocam. 11-10. Peki daha ağır bir şey taksak? Daha ağır bir şey. Mesela şu kalemliği koyup biraz yukarı kaldırsan, biz de görsek. Yoksa elindekini as bakalım bir. Şimdi yukarı kaldır. Kaça geldi? Şu an ipin lastiği bitti ya şurası. Kaç yani, göremiyor musun sen? Bilmiyorum hocam, ben tersliyim şu an. Lastiği bitti yeri 18. 18. Demin kaçtı? Demek ki bak 7 santimetre daha fazla uzamış. Ağırlık arttıkça uzama miktarı artıyor. Doğru orantılı. Evet, yine değişik bir modelimiz var. Evet. Neyle yaptın bunu kız? Söyle bakalım. Krem kutusundan yaptım. Evet, krem kutusundan yapmış. Peki bu kremi nasıl kullanmalıyız? Bize göster, öğrenelim. Bu kremi günde 2 kez süreceğiz, tamam mı? Neyse, evet, orası da espriydi. Evet. Evet, tam bire renk geldi. Daha ağır assak, biraz kendin elinle ağırlık yap. Yani biraz çekiyor. Evet, aşağı doğru indiğini görüyoruz. Peki içinde bunun ne var? Lastik mi var? Yay mı var? İçinde lastik var şurada. Şurada da mukavva var. Bunu böyle daha kolay çıkarıp böyle aşağı indirebilmek için. Evet. Yani sen okullarda kullandığımız dinamometrenin ya da evlerde kullanılan el kantarının neredeyse aynısını yapmaya çalışmışsın. Evet. Başarılı da olmuş. Geldik şuraya. İbresi bozuk kıza. Hocam. Efendim. Ben ilk önce böyle yaptım. Boyadım. Hallettim falan. Falan filan. Taktım. Kancasının ucuna da bir tane böyle file taktım. İbre ilk başta bozuldu. Sonra ben tekrar düzelttim. Sonra tekrar bozuldu. Sonra tamam. Tekrar düzelttim. Hadi yük koy bakalım. İbren çalışıyor mu? Dönelim bakalım. Bir saniye. İçine böyle birazcık fazla dolduracağım. İbreyi görmeye çalışıyoruz. Evet. Aha, İbre yükseldi. Yükseldi. Bakalım daha çok yükselecek mi? Yok hocam, daha fazla şöyle. Şöyle yükseliyor, biraz daha çekinici ama çok koymak gerekiyor. Evet, ibre biraz hatalı oluyor. Evet. Yani o halde bununla hassas ölçüm yapmamız zor değil mi Ayşe? Evet. Evet. Ama bir dinamometre olmuş mu? Evet, olmuş. Lakin ölçümde bazı hataları var. Yani, peki. Newton'u birazcık tam şey yapamıyor. Evet, tam şey yapamıyor. Yani, o şey yapmanın ne olduğunu siz şey yapabilmişsinizdir. Newton'u tam ölçemiyor. Ha, evet, ölçmek manasında şey yapmış. Böyle. Pekala. Şimdi şu kız şey yapsın. Sen ne şey yapacaksın? Şimdi lastiğin normaldeki uzunluğu 6 santim. Ağırlığı buraya takınca. İnşallah takıyoruz. Evet. Ölçüyoruz lastiğin boyunu. 9 santime çıkıyor. 3 santim uzadı yani. Evet. Evet, seninki de bu şekilde bir dinamometre diyorsun. Evet, teşekkür ediyoruz cancağızım. Evet, şuraya geldik. Evet, şimdi. Evet. Duyuyorsunuz, evet. Böyle küçük bir kutunun içine bozuk para koydum. Ne kutu, ne kutu? Küçük bir kutu. Ha, küçük bir kutu. Ben de şık bir kutu almadım, evet. Bozuk para koydum. Kapatayım şuradaki. Pencereye taktığımızda. Evet, gayet düzgün. Yani şu an ne yaptı? 2,5 herhalde oldu değil mi? Gibi bir şey. Evet, parayı arttırırsak ne olur? Parayı arttırırsak daha fazla olur. Görelim bakalım. Hazine sandığı gibi kızın kutusu var. Evet, gördüğünüz gibi derken tam
üçü geçti ne güzel diyecektik. Koptu. Ne? Evet, kancası koptu ama tek tamir edilebilir. Gayet güzel çalışıyordu. Teşekkür ediyoruz. Evet, şurada bir şey var. Ucunda ne var öyle? Kalemlikler var. Evet. Ben arkadaşım yaptığı gibi şişeden yaptım ve kalemlerimi koyunca 2,5 falan alıyor. Peki, teşekkür ederim. Seninki de çalışıyor. Teşekkür ediyoruz. Bu yeni kızda bir şey yok galiba. Bu kız yetimde yeni geldi kendisi. Hoş geldi. Eskiden burada sarı saçlı bir kız vardı. Gitti o. Onun yerine bir kızcağız geldi. Var mı kızlar? Evet hocam. Evet. Çok komik biliyor musunuz? Evet. İşte böyle şey yaptım. İlk önce boş bir pet şişenin altını kestim. Ondan sonra şöyle bir fon kartonunun şu kadar yani şişenin şöyle boyunda bir tane fon kartonunu kestim ve altına ve üstüne bir tane delik açtım. Şuna lastiği geçirdim. Evet. Alttan da Allah razı olsun. Ataçı açtım, kestim ve şöyle yapıyorum. Çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Şimdi neyse bandımı koyuyorum. Allah. Bandı da ölçüyor mu? Evet hocam. Çok hassas o zaman. Ah, düşüyor. Bant durmuyor tabii ki. Dursa var ya neler yapacak neler. Tamam, olduğunu kabul ediyoruz. Teşekkür ediyoruz biz sana. Şu an çekim heyecanından dolayı. Tamam. Gene döküldü bilyeler şimdi arkamızda. Şuraya geliyor. Yani 2 santim falan. Evet, çalışıyor yani. Evet. Yani aslan gibi dinamometre. Evet. Tamam, kaplan gibi o zaman. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızı gördük. Gerçekten çalışan ve işe yarayan dinamometre modelleri yapmayı başarmışlar. Ve inanın ben onlara kopya vermedim. Kendileri düşünüp taşınıp artık nasıl yaptılar bilmiyorum ama gayet güzel yapmışlar. Hepsine ve hepsinin velisine teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.